gençlerimize, bedeli bekleyen tüm vatandaşlarımıza bu müjdeyi vermek istiyorum. Yaklaşık 6 milyon askerlik yükümlüsünün beklediği haber nihayet geldi. Bedelli askerlik teklifi meclise sunuldu. Bedelli askerlikte ilk belirlenen rakam 27 yaş üst sınırı ve miktarı da 20 bin liraydı. Ancak Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının yuvarlak masa toplantısı şartların değişmesine yol açtı. Ekim ayında, yani meclisin açıldığı ilk zamanda gündeme geleceğini düşündüğümüz bedelliyi de gençlerimizin beklentileri doğrultusunda bu yasaya ekleme kararı aldık. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Tuğra'nın verdiği ilk bilgilere göre bedelli askerlikte yaş sınırı 27 yaştan 25'e çekildi. Bedelli askerlik ücreti ise 20 bin liradan 15 bin liraya indirildi. Buna ilişkin çalışmalar takdir komisyonundur, genel kurulundur. Ama bize gelen teklifin şu anki genel tablosu bu. Peki düzenlemede revizyona gidilmesinin sebebi neydi? O rakamların değişmesinde Milli Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı rapor etkisini gösterdi. Yaklaşık 6 milyon genç bedelli askerlik bekliyordu. İlk belirlenen rakam, yani 27 yaş ve 20 bin lira, 6 milyon askerlik yükümlüsünün bir kısmını karşılayabiliyordu. Bedelli askerlikte yaşın 25'e indirilmesi, bedelli askerlik ücretinin de 15 bin liraya çekilmesi uygulamadan faydalanacakların sayısını da arttırdı. Böylece yaklaşık 6 milyon bedelli bekleyen asker yükümlüsünün %93'ünün uygulamadan yararlanması sağlandı. Asker! Diğer taraftan bedelli askerlik uygulamasına bir de şart konuldu. Bir önceki bedelli askerlik uygulamasında 18 bin lira ödeyen yükümlü banka dekontunu askerlik şubesine teslim etmesi halinde askerliğini yapmış sayılıyordu. Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na sunduğu son raporda Türkiye'nin terör tehdidi altında bulunması, verilen mücadele ve konjonktür bedelli askerlik teklifinde de kendini gösterdi. Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlere 28 gün temel askeri eğitim alma şartı getirildi. Böylece Türkiye'nin herhangi bir şekilde tehdit altında bulunması veya olağanüstü bir hal durumunda bedelli askerlikten faydalananların da geri hizmette bulunma şartıyla kışlaya çağrılmasının yolu açıldı. Ve bedelli askerlikten elde edilecek gelir, 6 milyona yakın asker yükümlüsünün yararlanacağı bedelli askerlikten beklenen gelir yaklaşık 90 milyon lira. Elde edilecek bu gelirde terörle mücadelede hayatını kaybetmiş vatan evlatlarının aileleri, gazilerin ihtiyaçları ve terörle mücadelede kullanılacak. Diğer taraftan bedelli askerlikten elde edilecek gelirle Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için geliştireceği projeler için de pay ayrılacak.